Cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Şimdi o neyin farzıydı? Abdestin farzı. Cünüp iseniz diyor, bir adamın gusül abdesti almaya ya da bir kadının gusül abdesti almaya ihtiyacı olduğu zaman ne yapacak? İyice yıkanarak temizlenin. Sadece namaz abdesti kafi gelmez. Ne lazım gelir? Bütün bedeni baştan sona fıkıh kitaplarının deyimiyle. Toplu iğnenin ucu kadar kuru bir yer kalmayacakçasına, kalmamışçasına yıkayacaksın. Hiçbir kuru yer kalmayacak. Bütün bedeni iyice yıkayarak temizleyin, budur. Suyu ne yapacaksın? Suyu üzerinde gezdireceksin. Ovalayacaksın. Bütün bedeni, özellikle göbek deliği yıkayacaksın. Bir adam nasıl gusül abdesti alır? En evvel def-i hacete gider. Tuvalete gider ve bedenin içindeki pisliği dışarıya atar. Ondan sonra banyoya sol ayakta girer. Evuzu besmele çeker. Ve ilk olarak yaptığı şey avret mahallini yıkamaktır. Bakın daha abdest almıyor. Girer girmez banyoya avret mahallini yıkıyor. Çünkü cünüp. Cünüp olmak için ne gerekiyor? Tenasül uzvundan yapışkan bir sıvının şehvete çıkması gerekiyor. O çıktığı anda o pislik üzerine bulaşıyor. Bundan dolayı avret mahalli ilk yıkayacağımız yer. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam'ın hadisine bakalım. O ne yapardı? Hemen peşinden bir namaz abdesti alırdı. Namaz abdesti. Gusül hemen önünde. Avret mahallini yıkadıktan hemen sonra. Namaz abdestini alırken ağza ve burna su verirken nasıl yapıyor? Normal abdest gibi yapmıyor. Ağza su verdiği zaman gargara yapıyor. Burna su verdiği zaman genze çekiyor. Sonra abdestin sonuna kadar gidiyor. Abdest bittikten sonra sağ omzuna 3 defa su atıyor. Son omzuna 3 defa su atıyor. Ondan sonra bütün bedenini yıkıyor. Su biriken bir yerdeyse, banyo yaptığı yer, suyun biriktiği bir yerse ayakları yıkamıyor, banyodan çıkarken yıkıyor. İşte bu da gusül abdesti olmuş oluyor.